Evet, yine Davutoğlu'nun AKP'den ihracı, Davutoğlu ve ekibinin AKP'den ihracı sürecini konuşmaya devam edeceğiz. İlk kez bu kadar somut biçimde ayrılıklar oluyor AK Parti'den ve bu süreç Türkiye siyasetini nasıl etkileyecek, nasıl bir bölünme olacak, AKP'yi çöküşe götüren bölünmeler mi olacak? Bununla ilgili detaylı bir haber hazırlayan, analiz haber hazırlayan BBC Türk'ten Ayşe Sayın'la konuşacağız. Ayşe Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, şimdi Davutoğlu ve ekibi AKP'den ihraç edildi. İlk kez bu kadar somut biçimde ayrılıklar oluyor. Hani bugüne kadar hep çok konuşuldu AKP'den işte bölünüyor, parçalanıyor şeklinde ama bu kez gerçekten de bir yandan Babacan ekibi, bir yandan Davutoğlu ekibi, belki önümüzdeki süreçte çıkacak başka ekipler AKP'den ayrılıyorlar. Sizden önce de istifa eden isimlerden biriyle Fatma Yavuz'la konuştuk ve kendisi 400 binin üstünde de istifa olduğunu söyledi. Bu istifalarla ilgili sizin de görüştüğünüz isimler oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu istifa süreci, öncelikle şunu soracağım. İhraç süreci Davutoğlu tarafından bilinçli bir strateji olarak mı ortaya çıkarıldı? Örneğin buradan bir mağduriyet yaratılma ihtiyacı olabilir mi? Nasıl gözlemlediniz siz süreci? Aslına bakarsanız bu mağduriyet işi tabii yani AKP içinde de tartışılıp konuşulan acaba ihraç ederek mağdur mu ederiz endişesi nedeniyle tartışılan bir konuydu. Fakat ben ihraca disipline sevk edilen bazı isimlerle görüştüm. Örneğin Selçuk Özdağ'a şunu sormuştum. Bu siz bekliyor muydunuz böyle bir ihraç disiplin sürecini diye sordum. Kendisi sürpriz olduğunu söyledi. Yani böyle bir şeyi beklemediklerini. Çünkü daha Davutoğlu'nun kesin olarak bir parti kuracağını ifade etmediğini, elbette son katıldığı televizyon programında bunu işaretini vermiş olsa da daha çok AKP'nin kuruluş kimliğine dönmesine dönük uyarılar olduğunu, dolayısıyla hani hemen istifa gibi de bir planları olmadığını ifade ediyorlar. Selçuk Özdağ da bunu özellikle söyledi. Dolayısıyla hani bir eski başbakanı ya da son seçilmiş başbakanı ihracı göze alamayacağı muhtemelen düşünülüyordu ki AKP içinde de geçtiğimiz haftalara kadar çok konuşuyorduk kulislerde AKP yetkilileriyle. Onlar da bunun doğru olmayacağını, yani bu yola başvurulmayacağını daha çok dile getiriyorlardı. Zayıf olasılık olarak Davutoğlu'nun disipline sevk edileceğini dile getiriyorlardı. Ancak son açıklamaları, son işte televizyon programındaki konuşmaları bunun artık parti tüzel kişiliğini yıpratmaya dönük olduğu, dolayısıyla disiplinlik suç olduğu değerlendirmesi yapıldığını anlıyoruz MYK'da ve bunun sonucunda da en azından parti içindeki muhalefeti büyütmek yerine başını direkt tırnak içinde söylüyorum, kesip uzaklaştırma yolunu tercih etmiş gözüküyor Erdoğan. Evet, belki de özellikle bu 7 Haziran'la ilgili yapılan açıklama aslında bir tehdit niteliğindeki bir açıklama. İnsan Evet. içine çıkacak yüz bulamazlar açıklaması ve dediğiniz gibi devamında gelen açıklamalar bunda etkili olmuştu. Belki de şu konuşuluyordu örneğin o dönem. Belki yeni görevler verilirse, AK Parti'de önemli görevlere getirilirse bu süreçten vazgeçebileceği de konuşuluyordu o Doğru mu? dönemde. Şöyle, tabii şöyle bir şey var. AKP'lerin kendisi de bunu söylüyorlardı. Erdoğan dikkat ederseniz Babacan'la görüştü. İşte öğreniyoruz ki Beşir Atalay'la istifa kararından sonra görüşmüş, kabul etmiş. Fakat Davutoğlu ile hiç görüşmedi. Partide şunu söylüyorlardı. Eğer Erdoğan isteseydi, görüşseydi, ona bir teklifte bulunsaydı Davutoğlu'na, ve işte belki bir yerlere gelmesine ya da bir yerlere gelmesi yönünde bir öneride bulunsaydı Davutoğlu'nun muhalif tavrından vazgeçeceğini düşünüyorlar. AKP'de bu konuda çok çok sayıda parti üyesi bunu söylüyor. Ama Erdoğan hiçbir şekilde Davutoğlu ile bir bağ kurmadı. Doğrusu hani eleştirilerini bu kadar bu noktaya taşıyacağını da muhtemelen beklemiyordu. Dolayısıyla hani son açıklamaları da dikkate alıp erkenden yolları ayırmayı tercih etti. Çünkü 2023 seçimine giderken
çok zaman olmasına karşın öyle görünüyor ki Erdoğan birkaç cephede birden pozisyonunu korumak için mücadele verecek. Evet, peki şimdi dediğim gibi Fatma Yavuz'la konuştuk. Kendisi 400 bin istifa olduğunu söyledi. Ancak şöyle bir bakış var aslında genel olarak. Ciddi eleştiriler var Davutoğlu'na. İşte aslında uzunca bir süre AKP'nin hani kötü yöndeki politikalarını birlikte yürüttükleri ve o dönem işte genel başkanlığını yaptığı ve aslında bu süreci samimiyetsiz bir şekilde yürüttüğü, bu politikaların da samimiyetsiz olduğu şeklinde genel eleştiriler var. Siz bir gazeteci olarak genel gözlemlerinize dayanarak AKP içinden ciddi bir kopuş olacağını ve Davutoğlu'nun kuracağı partinin ciddi bir kitle desteği alacağını düşünüyor musunuz? Doğrusu AKP'lilerin de kulislerden yansıyan bilgiler de biraz AKP içini bilenler de şunu söylüyorlar. Davutoğlu ekibinin aslında bir büyük bir kopuş başlatamayacağını, parti tabanında çok da karşılığı olmadığını söylüyorlar. Yani AKP'liler Davutoğlu ve ekibini çok büyük bir tehdit olarak görmüyorlar aslında. Ama sonuçta bir gedik olarak görüyorlardı. AKP'nin ve Erdoğan'ın asıl önemsizliği Babacan hareketiydi. Yani hareketi, işte Gül hareketi. Zaten Babacan'a son görüşmesinde ne yapacaksanız parti içinde kalarak yapın demesinin nedeni de aslında bir anlamda bir barış ve hani uzlaşalım çağrısıydı. Ama Davutoğlu için böyle bir şey yapmadı. Ve Davutoğlu da çünkü parti tabanında bir heyecan yaratmayacağını, büyük bir kopuş yaratmayacağı düşünülüyor. Ama sürekli parti içinde eleştiri ya da sert söylemini sürdürmesinin kafaları karıştıracağı muhtemelen düşünüldü. Ve o yüzden disiplin sürecinin başlatılması karar verildi. Davutoğlu bundan sonra hani yeni parti kurar da çok büyük bir dalga yaratır mı? Yaratmaz ama Babacan ekibinin de bir parti kurma hazırlığı var. Evet. İki taraftan, AKP'den ayrılan iki tarafın alacakları az oy bile olsa, örneğin %2'lik bir oy bile olsa, bunun işte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yeni ittifaklar kurulmazsa değiştirebileceği, Erdoğan aleyhine değiştirebileceği endişesi var. Zaten Erdoğan'ın seçimden sonraki bütün söylemleri 2023'e dönük, işte muhaliflerine dönük çıkışları dahil, parti içinde değişim yapacağını söylemesi ve belki önümüzdeki günlerde gündeme gelecek yeni ittifak arayışları, bunlar hepsi 2023 hesapları içinde görülüyor. Evet, peki siz de işte Babacan ve Davutoğlu ekibinin arasındaki farklardan söz ettiniz. Biraz daha bu farkları konuşacak olursak işte Deniz Zeyrek de yazmış, gazeteci Deniz Zeyrek de dün yazdığı yazıda işte Babacan'ın aslında daha sessiz ve derinden ilerlediği söyleniyor. Ve aynı zamanda son dönemdeki politikalara ortak olmaması açısından Davutoğlu'yla bir ortaklığı bulunmadığı, yani bu noktada ayrıştığı söyleniyor ve aslında Erdoğan da Babacan ekibine karşı bir açıklama yapmaktan çekinirken Davutoğlu ekibini ihraca kadar götürdü. Bu iki ekip arasındaki ayrılıklar açısından gözlemleriniz nasıl? Şöyle tabii iki tarafında yani Babacan ile Davutoğlu'nun hem politika yapma açısından hem de bagajların dolu olup olmaması açısından farklılık var. Herkes, yani AKP'de de bu söyleniyor, işte siyasi kulislerde, işte Suriye politikasından tutun, örneğin başkanlık sistemine yüksek sesle itiraz etmemesine kadar aslında bütün o süreçlerin içinde yer aldığını hem AKP'liler hem de işte siyasi yorumcular sıklıkla dile getiriyorlar. Yani bir anlamda Davutoğlu'nun bagajının daha dolu olduğu yorumları yapılıyor. Örneğin niye Babacan hareketi Babacan'la birlikte hareket etti? Çünkü Abdullah Gül'ün, eski Cumhurbaşkanı, Davutoğlu'na biraz bu anlamda kırgın olduğu, özellikle kendisinin ikinci dönem Cumhurbaşkanlığına adaylığına destek vermemesi, hatta engel olan tavrıyla kırgın olduğu da kulislerde söylenir. Ve hatta yansıyan bilgiler daha çok Abdullah Gül'ün Davutoğlu'nu Babacan hareketi, yani yeni kurulacak Babacan'la kurulacak partinin içinde istemediği sıkça konuşuluyor. Ali Babacan, evet, ve ekibi içinde yer alanlar AKP'nin ilk yıllarında ağırlıklı olarak siyaset yapan eski bakanlar,
İşte Babacan'ın hani bu anlamda son dönemde özellikle AKP'nin daha da hani başkanlık sistemine geçiş süreci ne diyelim daha kimilerine göre tek adam niteliğine bürünmeden önceki süreçte görev yaptığı değerlendirmesi yapılıyor. Dolayısıyla hani bu anlamda daha elinin rahat olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Ancak ben şimdi Erdoğan'ın Davutoğlu'nu hedef alırken Konya'da ilerleyen süreçte Gül ve Babacan'ı da es geçeceğini düşünmüyorum. Özellikle Kayseri'ye gidiyor önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla orada Abdullah Gül'e de daha sert eleştirilerinin olacağını düşünüyorum. Tabii Abdullah Gül parti üyesi değil. Ali Babacan ve ekibi çoğunluğu istifa etti. Evet. Bir istifa belki söz konusu olmayabilir ama bir yandan o tarafa da yüksek sesle artık eleştireceğini ve eleştiri dozunu artıracağını düşünüyorum. Evet. Peki bir son soru olarak çok belki bağını kuramayabiliriz ama bir erken seçim de sürekli konuşuluyor. Son birkaç senedir aslında hep konuşulan bir konu. Ama bu dönem için de konuşuluyor. Erdoğan da işte 2023 hedeflerini de aslında ertelediğini söyledi. Bu ihraçların ve işte yeni parti hareketlenmelerinin erken seçim süreciyle bir bağını kurabilir miyiz? Ne dersiniz? Şöyle diyebiliriz. Hemen bir erken seçim doğrusu kolay değil ve kimse de hani bunu çok şu an için beklemiyor. Çok olağanüstü bir durum olmazsa. Ama zaten bu kadar işte çalışmalara işte ne diyeyim yeni parti kuruluşları işte Erdoğan'ın parti içinde bir değişim sinyali vermesi ve kongre sürecine başlatacağını açıklaması muhaliflerine karşı somut adımlar atması aslında bir seçime hazırlık. Hemen bir erken seçim olmasa bile kimse açıkçası Ankara'da genel seçimlerin 2023'e kadar kalacağını düşünmüyor. Yani öne çekilebilir, işte 2021 olabilir örneğin deniyor. Ama 2023'ü görmesinin zor olduğu yorumları yapılıyor. Tabii bunu zaman gösterecektir ama en azından şimdilik böyle Ankara'da hemen bir erken seçim olmasa da seçimlerin 2023'te de yapılacağına dair çok beklenti yok açıkçası. Peki Ayşe Sayın çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. İyi yayınlar, hoşçakalın. Hoşçakalın, çok sağ olun. Evet, gazeteci Ayşe Sayın'la konuştuk. Kendisinin kapsamlı bir analiz haberi, bir değerlendirmesi vardı BBC Türk'te. Bunun üzerine konuştuk. Ayşe Sayın özetle Davutoğlu ve ekibinin Erdoğan'ı ve AKP'yi şu anda çok büyük tehdit olarak, daha doğrusu tam tersi olarak AKP'nin Davutoğlu ve ekibini çok büyük bir tehdit olarak görmediğini, bu yüzden de bu ihraçların gerçekleştiğini ifade ediyor. Babacan ekibi ise şu an için siyasi olarak daha AKP açısından tehlikeli duruyor. Çünkü tek adam rejimine geçiş döneminden önce aslında Babacan ve ekibinin kendisini ayırdığı, ancak Davutoğlu'nun bu noktada çok birlikte hareket ettiği ve erken seçim olasılığıyla ilgili de seçimin öne çekilebileceği, ancak şu an için bir hani baskın seçim diyebileceğimiz nitelikte bir seçimin kulislerde konuşulmadığını aktardı Ayşe Sayın. Tabii çok önemli bir gündem. AKP'den kopuşlar, AKP'nin bir yok oluşa sürüklenmesine de işaret ediyor olabilir. Zira bugün Çiller'le bile görüşecek düzeye gelmiş olduğunu görüyoruz. Erdoğan'ın hani nerelerden medet umulacağını bilinemiyor artık. Seviye bu düzeylere kadar geldi. Bu kopuşlarda nereye götürecek? Erken seçim olursa neler olacak? Bütün bunları tabii ki değerlendirmeye, konuşmaya devam edeceğiz diyelim.